Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Huobi Global Borsası'ndan bahsedeceğim sizlere. Huobi Borsası dünyanın 2 numaralı borsası arkadaşlar. Hacim olarak yapılan işlemler bazında düşündüğümüzde dünyanın 2 numaralı en büyük borsası arkadaşlar. Günden güne de gücünü arttırıyor devamlı. Aynı zamanda komisyon oranları da çok düşük arkadaşlar. Buradan da görebilirsiniz. Türk kullanıcılı özel oranda bir komisyon ödemek seçeneği belirtilmiş. Yani avantajlı bir komisyon oranı var. Onun haricinde borsaya üye olmak için video altına atacak olduğum linki tıklarsanız bu üyelik sayfası açılacak. Ondan sonra buradan ister telefonla ister e-posta ile kaydınızı yapabilirsiniz. E-posta adresi, şifre. Ondan sonra kayıt ol tıklanıyor. Gene telefonla girmek istiyorsak da buradan Türkiye'yi bulup telefon numarası, şifreyi giriyoruz. Ondan sonra gene kaydolda dediğimizde e-mail'i bir onay maili gidiyor. Ondan sonra üyeliğimiz onaylanıyor arkadaşlar. Üyelik bu şekilde. Onun haricinde de borsaya üye olduktan sonra ilk aşamada şöyle bir şey çıkıyor. Kayıt başarılı diyor. Şu kısma tıkladığımızda 170 dolara varan hoş geldin bonusu diyor. Mesela buraya tıkladığımızda yeni başlayan, görevlerini tamamlayan ve sınırlı süre için geçerli 170 dolar hoş geldin bonusunu kazanın diyor. Bu 170 doları nasıl kazanıyoruz? Burada 14 gün demiş. 10 dolar komisyon kartı kazanmak için kimlik doğrulama işlemini tamamlayın diyor. Zaten kimlik doğrulamayı yaparsanız 10 dolar kazanabilirsiniz. 30 dolarlık komisyon kartı kazanmak için 100 dolar değerinde token yatırın diyor. 100 dolar yatırdığımızda 30 dolar kazanacağız. Ondan sonra spot işlem hacmi 100 dolar ulaştığında 10 dolar kazanıyorsunuz. Spot işlem hacmi 1000 dolar ulaştığında 40 dolar kazanıyorsunuz. 10.000 dolar ulaştığında 80.000 dolar kazanıyorsunuz. Bu şekilde 170 dolara kadar bir kazanç elde edebiliyoruz. Bu da borsanın kendine özgü bir özelliği arkadaşlar. Onun haricinde borsayı bir tanıtmaya geçelim. Bakiyeye geldiğimizde burada borsa hesabı, para yatırma ve çekme kısmı var. Şimdi ilk etapta Huobi borsasına para yatırma ve çekmeyi göstereyim. Hangi coin'i seçelim? Gene biz XRP'yi seçelim. XRP. Buradan yatırmayı tıklıyoruz. XRP'yi niye seçiyoruz? Çünkü komisyon düşük ve hızlı gönderiyor. XRP soldaki seçili olacak standart olarak. Yatırma adresi gönder diyoruz. Oradan mailimize bir onay kodu gidiyor. Evet, onay alıyorum diyoruz. İlk defa bir coin'le gönderim ve alım yapacağımız zaman maile bir gönderim sağlanıyor. Yani bu cüzdan adresleri yazıyor orada. Bu da borsanın bir özelliği. Şimdi XRP yani Ripple cüzdan adresimiz şu. Şurası da etiket yani tag adresimiz veya memo. Bazı yerlerde öyle geçiyor. Şuradan XRP adresimizi bir kopyalayalım. Ondan sonra göndermek için de Binance borsasını göstereceğim ben gene. Şuradan XRP'ye gene tıklıyoruz. Sonra çekmeyi tıklıyoruz. Burada buraya şu kısmı yapıştırıyoruz. Cüzdan adresimizi otomatik olarak eşleşti diyor. Gene alttaki etiketi de şöyle kopyalıyoruz. Ondan sonra yapıştırıyoruz. Altta memo der. Memo tag veya etiket aynı şey. Burada elimizde tabii Ripple almamız gerekiyor. Aldıktan sonra burada beliriyor. Şuradan ister miktarı seçebiliriz, istersek maksa tıklarız. Seçtikten sonra gönderim seçeneği belirliyor burada. Ondan sonra onay maili gelir vesaire onay işlemlerini yaptıktan sonra Binance borsasındaki Ripple Huobi borsasına aktarılıyor arkadaşlar. Bu işlemde bu şekilde. Onun haricini bir geri diyelim. Tam tersini göstereyim şimdi. Huobi borsasından Binance borsasına para aktarmayı göstereyim. Buradan gene XRP'yi tıklıyoruz. Onu gönderelim gene. Buradan çekme diyoruz.
Evet, şunları da bir işaretlememiz gerekiyor. Okudum ve kabul ediyorum diyoruz. Ondan sonra şimdi Binance borsasında yine XRP'yi bir seçelim. Yatırmaya tıklayacağız bu sefer. Ripple yatırım yani. Yatır, Binance borsasını yatır demek. Yani başka bir borsadan. Buradaki cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Burada da üst kısmı adres kısmının hemen altına o cüzdan adresini yapıştırıyoruz. Adres etiketi diyor. Onu da şu tak arkadaşlar tak etiket demek. Diğer ismi memo. Şuradan gene kopyaladık. Ondan sonra buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra XRP seçili olacak. Buradan ister miktarı seçeriz, istersek hepsini deriz, hepsini seçeriz. Ondan sonra çekme dediğimizde yine onay işlemlerini e-posta veya telefon veya Google Authenticator yaptıktan sonra da Huobi borsasında yer alan Ripple'ımız Binance borsasına gönderiliyor. Diğer borsalar içinde aynı şeyi yapıyoruz. Gönderme ve yatırma bu şekilde arkadaşlar. Onun haricinde diğer bir özelliklere bakalım. Buradan şuradan bir OTC market'e tıklayalım bir. Burada arkadaşlar kredi kartıyla veya banka kartıyla kripto para satın almak için oluşturulmuş bir sistem. Mesela Türk lirası diyor, TL'ye mesela ne diyelim 1000 diyelim. 1000 liralık bir Bitcoin al. Buradan mesela Visa'yı seçebiliriz veya banka hesabını seçebiliriz. Diyelim ki Visa'yı seçtik, satın al diyoruz. Bir hata verdi ama. Şuradan banka hesabını seçelim. Evet. Akordeon. Kimlik onayı işlemleri yapmadığımız için arkadaşlar o yüzden hata verdi. Bu kimlik onayını yaparsanız bunları da gerçekleştirebiliyorsunuz ama genellikle kripto para yöntemiyle borsadan borsaya gönderim yapacağınız için çok gerekli olmayabilir. Bunu kullanmak için ise onaylar gerekiyor. Onu yapabilirsiniz. Onun haricinde piyasalar kısmına geldiğimizde buradan borsada yer alan coinleri görebiliyoruz. Burada listeleniyor. Oradan coinlerin hepsini görebiliyoruz. Spot işlemler. Spot işlemlerden borsaya tıkladığımızda burası alım satım ekranı arkadaşlar. Onaylıyorum tıklıyoruz. Burası üst kısım zaten grafik kısmı biliyorsunuzdur. Buradan seçebiliyorsunuz işte 15 dakikalık, 30 dakikalık, 1 dakikalık, 5 dakikalık olarak veya işte günlük, haftalık veya aylık. Buradan seçebilirsiniz. Onun haricinde işte limit veya piyasa olarak işte al sat kısmı var burada veya stop limit var. Stop limiti de kullanabilirsiniz. Mesela limitten bir alım yapmak istiyorsak burada miktarı buradan mesela hangi coinmiş mi şu anda? BTC aktifmiş şu an. BTC yani Bitcoin almak için miktarı yazarız. Ondan sonra satın al dediğimizde Bitcoin satın alınır veya piyasadan almak istiyorsak da işte buradan istediğimiz miktar yazarız. Ne bileyim 20 USDT gibi buradan satın alabiliriz. Bir dakika. Niye aktar olmadı? Şuradan. Heh. Yani satın almak işlemi soldan Bitcoin için veya hangi coin'i seçersek tabii ki. Limit piyasa ve stop limit videosu vardı. Yayınlamış olduğum Binance Borsa üzerinden. Bunları bilmiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani sat kısmı da aynı şekilde limit veya piyasadan satış veya satış işlem yapabilirsiniz. Piyasa demek zaten o anki fiyattan işlem yapmak demek. O anki fiyattan satmak. Yani veya o anki fiyattan almak. Limit ise bizim belirleyeceğimiz miktar üzerinden mesela almak veya belirleyeceğimiz miktar üzerinden satmak. Mesela şu anda Bitcoin ne kadarmış? 37.188'miş. Mesela 37.200'e geldiğinde sat deriz. Limit belirtiriz. O fiyatı geldiğinde satar. Al sat kısmı da bu şekilde. Diğer borsalara aşina olan arkadaşlarımız bilirler zaten. Yeni başlayanlar içinse
Limit Stop Limit piyasa videomu izleyebilir arkadaşlar. Orada detaylı bir şekilde anlatmıştım. Onun haricinde margin işlemler yapmak isteyenler içinse, yani kaldıraçlı işlemler için marginden işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde diğer bir özellikleri de bir inceleyelim. Burada hobby earn diyor arkadaşlar. Hobby earn. Evet. Burası da arkadaşlar Binance borsasındaki birikim hesabı gibi. Esnek ve kilitli birikimler gibi, yani Binance borsasındaki benzeri diyebiliriz. Buradan da mesela esnek kısmına geldiğimizde, buradan mesela USDT, BTC, Ethereum aktarma işlemi yaptığımızda günlük olarak bize bir kazanç getirir. Yani bir faiz gibi bunu düşünebiliriz. Sol kısımda da oranları yazıyor. Bu oranlar yıllık oranlardır arkadaşlar. Yani USDT aldığımızda yıllık %6,61'lik bir kazancımız meydana gelir. Bu oranlar değişiyor. Onun haricinde şurada da sabit birikim hesabı var. Bunun süresi dolmuş. Buradan da birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için bu esnek ve kilitli birikimler mantıklı. Onun haricinde ETH 2.0, yani Ethereum 2.0 kısmı var. Bildiğiniz üzere Ethereum'un bu yeni projesi. Buradaki coinlerinizi Ethereum'unuz, yani BET'e, yani BET olarak geçer, aktarabiliyorsunuz. BET'te Ethereum 2.0 oluyor. Bunu da buradan değerlendirebilirsiniz. Bunun da faiz oranı burada da belirtilmiş yazıyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Burada kazanç kredisi kısmı var. Burası açılmadı galiba, aktif değil. Onun haricinde başka ne var burada? Crypto Loans'a bir tıklayalım. Burada da bazı kredi miktarı diyor, teminat noktası diyor. Bunları da kullanabilirsiniz, araştırırsınız arkadaşlar. Benim çok kullandığım bir kısım değil. Onun haricinde Trading Bot, aracılık OTC, bu tarzdan özellikleri mevcut. Burada da bir bot kuruyoruz arkadaşlar. Ona göre alım satım yapma işlemi gerçekleştiriyor. Kullanıcı kılavuzunu okuyun. Yani şu kılavuzu iyice bir okumanız gerekiyor. Ona göre buradan bot işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da Huobi'nin bir özelliği. Yani benim gördüğüm kadarıyla hiçbir borsada olmayan bir özellik. Aracılık OTC diye bir özellik mevcut. Evet, hala açılmadı ama şuradan, evet. ID diyor. Yani kimlik onayı istiyor arkadaşlar. Kimlik onayını ben yapmamıştım da. Onu da kimlik onayı yaparsanız o özelliği de inceleyebilirsiniz. Onun haricinde evet, burada kredi kartı ile satın al, Pol hesabı, OTC hesabı. Buradan son siparişlerde alım satım yaptığımız işlemleri görebiliyoruz. Yani görebiliriz buradan. Alım satım geçmişini de buradan görüyoruz. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Diğer borsalara aşina olan arkadaşlar zaten bu özellikleri de rahatlıkla kullanabilirler. Dünyanın 2 numaralı borsası olan Huobi Global borsasının tanıtımını tamamladık. Soruları olan arkadaşlar video altındaki yorumlar kısmına sorularını bırakabilirler. Borsaya üye olmak için ise video altındaki linkten üyeliğinizi açabilirsiniz. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.